Çünkü güneşli ve çoğu insanın aradığı sıcak havalar gelmek üzere. Üzere diyorum hala, çünkü Anadolu'da, Akdeniz'de kuvvetli yağış olan yerler var. Biz konuşurken bakın yeşil alanlarda yağmur sürüyor. Dün geceden bu yana yine Hatay'da su baskınları yaşadık, Antakya'da ve çevresinde biraz Osmaniye'ye doğru. Şu anda ise Ankara'da ve kuzey ilçelerinde Ankara'nın yağmur var. Gelecek saatlerde saat tahmini olarak 10 sularında başkentin genelinden şöyle bir yağmur geçer. Lokal değil, bu sefer genel olarak Ankara ıslanır ama şiddetli bir yağmur değil. Su baskını yapmasını beklemiyoruz. Bugün Akdeniz'in iç kesimlerinde biraz daha kuvvetli yağacak. Gelecek saatlerde Antalya, Denizli, Burdur arasındaki yağışa dikkat çekiyoruz. Batı Akdeniz'de. Ardından Salı günü hafifliyor ve Çarşamba'dan itibaren bir yaz havası geliyor. Ege'ye, Akdeniz'e ve aslında tüm Türkiye'ye. İstanbul ve çevresindeki rüzgar yine Poyraz'dan, yani Kuzeydoğu'dan esiyor. Bu yüzden de ferah ve serin sabahlar ve geceler geçiriyoruz. Şimdiki hava tahminlerimize göre İstanbul'da yarın sabah öğlen aralığı zayıf bir yağmur geçişi var. 2 saat, belki 1 saat. Bunun dışında haftanın tamamı güneşli. Bu güneşli havada ısınmamak olur mu? Olmaz. Çarşambadan sonra İstanbul 27 derecelere, ilçesine göre 25-27 derece, 28 derecelere yükseliyor. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar epey bir sıcak geliyor. Aklınızda olsun. Açık hava planı yapıyorsanız yağmur görüntüsü yok. Bazı mezuniyetler başlamış bazı okulların. Bu cumartesi, pazar hava nasıl olur, açık mı diye çok fazla soru gördüğüm için söylüyorum. Şimdiden bakılırsa bir 5-6 günlük vadeye bakıyoruz ama gelecek hafta sonuna. Bütün Marmara'da, Ege'de, Batı Akdeniz'de ve Batı Karadeniz'de güneşli bir cuma, cumartesi, pazar geçeceğiz gelecek hafta sonu. Tabii bunu güncellendikçe siz de takip edin efendim Habertürk'ü. Her gün hava durumlarını size aktarmaya çalışıyoruz dilimiz önünce ama şu andaki görüntü yağışlar yarın öğlen bir parça, ardından bir ayrılıyor. Bir daha 6-7 gün boyunca İstanbul'a geri gelmiyor. Ankara'da ise haftaya yayılmış yağmurlar var. Bugün bir parçasını alacağız. Salı, çarşamba var. Perşembe mola veriyor. Cuma geri gelme olasılığı var. Başkentte bu aralıklı yağmur devam edecek. Ankara'daki sıcaklıklar da yani 17'lere düşüp 28'lere yükseliyor. Dolayısıyla bu yüksek sıcaklık farkları nedeniyle sağlık sorunları yaşıyoruz. Siz de kendinize dikkat edin. İç kesimlerdeki bu serin ilkbahar havası sürecek birkaç gün daha diyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da şimdilik yağış yok ama gelecek saatlerde ve yarın Salı günü Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da yeni yağmurlar, bahar yağmurları oluşacak. Türkiye'nin bereketli geçirdiği günler bunlar. Büyük yaz öncesi son yağmur toplayabildiğimiz günler. Gelecek Haziran'dan itibaren sıcaklıklar biraz artacak. Özellikle Ege'de, Akdeniz'de 30 dereceleri göreceğiz Haziran'ın ilk haftası. Marmara ve Karadeniz'de henüz o kadar da ateş yükselmiyor. Ya yükselmesin zaten bana sorarsan ya. İstanbul çok kalabalık bir şehir. Trafiğe çıkıyorsunuz. İnsanlarla mücadele halinde, her şeyle mücadele. Bir de 30 dereceler gelirse üzerine, yani şu anda daha iyi gibi duruyor. Peki. Böyle bir hafta umarım iyi geçer, sağlıklı i̇yi geçer. Ha bu arada Galatasaray şampiyonluğunu da tebrik ederiz. Biz Galatasaray'ı tutmasak bile bu değil. Takımın haftalardır oynadığı iyi futbolu da gördük yani. Evet, tebrik evet. olsun. Kazananı tebrik etmek çok önemli. Ama daha çok Beşiktaş'ı Türkiye Kupası'nı aldığı için tebrik ederiz, onu da söyleyeyim. Kendisi bir Beşiktaşlı. Benim çok sevdiğim bir hocam derdi ki cenazede herkes ağlar, başarıda alkışlayabiliyor musun? Önemli olan o. Başarıyı alkışlamak güzel lazım. Güzel söylemiş. Saygılar hocam. Günün aforizması olarak. Vay. Peki çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Ekleyeceğim bir şey var mı? İyi haftalar, sağlık geçsin. Başka bir şey yok. Hüseyin Öster renk kattın yayınımıza. Sen de. Görüşürüz. Uğurlar olsun. Teşekkür ediyoruz.